Kripto coin çağrısından selamlar sevgiler arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir günde tekrar yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz kardeşlerim. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir. Evet bugün neler oldu? Musk'ın tweet'i var. Evet e, dün akşam saatlerine yakın attığı tweet var. Detaylarına bakacağız. E, tabii ki oraya geçmeden önce e, bitcoin ve ethereum'da neler var? Arkadaşlar önce market cap'te bakalım total 2'ye. yüzde ee, %1'lik bir çıkış var. Altcoin'lerden para çıkışı var. dominansta kırmızılık var. Küçük çapta 40.03 seviyelerinde yani 40 bandında. Bitcoin 50.000'in 50 altına tekrar sarktı bugünkü pazar düzeltmesiyle. Evet 51.000'in üzerine çıkmış olan Bitcoin arkadaşlar an itibariyle gördüğümüz şekliyle ne yaptı? Tekrar tekrar 49.880 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yani bu da yaklaşık %1.07'lik düşüşe tekabül ediyor. Peki bugün pazar düzeltmesi mi yaşıyoruz? Olabilir kardeşim bu her gün böyle planlı bir şekilde yani her hafta sonu planlı bir şekilde bir pazar düzeltmesini yaşıyoruz. Peki bu devam eder mi arkadaşlar? Bugün pazar düzeltmemiz bazen biliyorsunuz pazar düzeltmelerini akşam üzere yaşıyor idik ve sert oluyor idi. Bugün erken başladık. İnşallah uzun sürmez öğleye doğru tekrar yeşile döneriz ümidindeyiz. Çünkü grafikte de şu anda bakınız ters bir formasyon var. E, destek ve dirençler arasında tam ortasında yatay e, şekliyle devam ediyor. Yukarıda kıramadığı ve oraları test ettiği 51.878 dolarlık bir direnci görünüyor şu anda 4 saatlikte. Aşağıda da 48 bin dolarlık bir desteği var. Dünkü videomda da anlattığım gibi acaba dedim tekrar 48 bin 47 bin 200'leri denedikten sonra mı rallisine başlayacak? Bu da mümkündür öyle görünüyor kardeşlerim. İzlemeyen kardeşlerimiz bir önceki videomuzu lütfen izleyin. Çünkü Orada 7 tane soru, 7 tane cevap var detaylı bir şekilde Bitcoin ile ilgili kardeşlerim. Onları izlemeyen kardeşlerimiz varsa izleyebilirler. Çünkü onlar size e, kripto parası yatırımcı, kripto para yatırımcısı olduğunuz sürece o bilgilerin sizlere lazım olacağını düşünüyorum. Çünkü sorulan sorulara cevap vermeniz açısından o video çok önemli. Aylar geçse de izlenebilecek bir videodur kardeşim. Evet. Dominansı da geçtik. totali geçtik. Bitcoin'in durumuna baktık ve geçelim Ethereum'a kardeşlerim. Ethereum'da da bakınız %1.5'luk düzeltmesi var ama 4000 doların altına henüz inmedi ve dayanıyor. Ema 50 günlük ortalamaların üzerinde tutunsa da 200 günlük ortalamaların altında görüyoruz 4 saatlik grafiğimizde. Erasay alt aşağıya doğru inişi devam ediyor. Satışların olduğunu görüyoruz burada da en son gelebileceği destek eğer 50 günlük MA50'yi kırar ise aşağıya o zaman 3900'leri test edebilir. Yok kırmadığı takdirde zaten yönü bellidir. Yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Arkadaşlar ardından geçelim bizim Doge, Shiba, Allen yani meme coinlerine bakalım. Evet Doge'yi açalım önce. Arkadaşlar bakınız Doge an itibariyle e, 0.18'in üzerinde tutunmaya çalışıyor ve alışların da olduğunu görüyoruz Doge'de. 4 saatlikte Doge'de alışlar devam ediyor. EMA 50 ve 200 günlükte ortalamaların üzerinde. Bakınız Doge EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde %1.47'lik bir geri çekilme var. Peki Doge ile ilgili Musk'ın attığı tweet'e bakalım. Evet Musk tweetledi. Kripto para birimleri son günlerde yukarı yönlü bir hareket başlatırken Tesla ve SpaceX'in seyrosu Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlarla birlikte Floki Inno ve Dogecoin fiyatındaki artış hızlandı. Arkadaşlar Elon Musk e, bu Floki Inno'yu paylaştı ama orada küçük bir detay var ona da geleceğim. İşte Elon Musk'ın yaptığı o paylaşım ve meme coin'lerden yaşanan artışların detayları. Musk'ın attığı tweet'in sonrası yaptığı paylaşımlarla birlikte kripto para piyasasını etkilemeye devam ediyor. Böyle ki milyarder iş adamı geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımda İki meme coin'in fiyatında artışa neden oldu. Bunlardan biri çok fazla da artmadı yalnız onu da belirtelim. Öyle ki Musk, Floki adı verdiği Shiba Inu cinsi köpeğinin Noel Bobe kostümlü fotoğrafının resmini Twitter hesabıyla paylaştı kardeşlerim. Ancak ünlü milyarderin paylaşımdaki bir detayı daha dikkat çekti bakınız. Az önce dedim mi bir detay var bu paylaşımda. Musk'ın köpeğinin tasmasında Dogecoin'in madalyonu gözden kaçmadı direkt gözümüze çarpan e, bu köpeğinin boynundaki asıl olan tasmada kolyede Dogecoin var. Dogecoin resmi var. Musk'ın bu paylaşımın ardından Filokoyun'u ve Dogecoin fiyatı e, Flokini hızlı yükseldi. Fakat Doge'de %2'lik, %3'lük bir, %4'lük o civarlarda bir yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Coin Market Cap'te alınan verilere göre Floki yine gün içinde %27'lik bir artış yaşadı bu tweet'in ardından. Tabii ki grafiklere geleceğiz. Dogecoin'in büyük bir artış kaydedildiği söylenemez arkadaşlar. Evet, geçelim grafiğine. Eee Dogecoin'de de bakalım neler olmuş. Gördüğünüz gibi fazla bir artış yok. Son 4 saatlikte 2 tane küçük küçük yeşil mumu var Doge'nin. E, geri çekilişi dediğim gibi bu dirence kadar şey desteğe kadar e, yani şu anda 188 seviyelerinde 0.188 dolar bandında geri çekilmesi 180'i altına inmediği sürece herhangi bir problem yok kardeşim. Yani 0.18'in altına inmediği sürece problem yok yön tekrar yukarı dönecektir çünkü EMA 200 günü destek olarak almış görünüyor ana itibariyle. Her ne kadar satışların olmadığını görsek de alışlar devam ediyor. Altta da Erasay e, 20'lerin bile altına inmiş görünse de bekleyip göreceğiz bugünkü durumu. Şiba. Arkadaşlar Şiba 4.0.37'lerde güçlü duruşuyla devam ediyor. Her ne kadar onun da Doge gibi %1.5'lık geri çekilimi olsa da o da şu anda 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde tutunmaya çalışıyor. 200 günlük ortalama onda da destek görünüyor. Bakınız burada geri gelmesi durumunda 36'lar var desteği. Eğer 36'ları test etmek isterse e, buraya kadar geri çekilebilir. Ama Dogen'in aksine Shiba'da satışların olduğunu, Eras ayında eksilerde gezdiğini görüyoruz. Yani biraz daha çekilebilir mi geri? İnşallah bu Bitcoin'in pazar düzeltmesi devam etmez. Tekrar ellerinin üzerlerine tutunmaya çalışır da bunlar toparlanmaya çalışır diyoruz. Dogelon Mars'a bakalım arkadaşlar. Dogelon Mars'ta ciddi bir gözle görülür artış vardı kardeşlerim. Bakınız %50 civarında geçtiğimiz hafta yukarı yönlü bir artış gerçekleştirdi. Dogelon Mars her an ralliye hazırlamış görünüyor kendini. Evet. Dogalon Mars e, ummadığımız bir anda böyle büyük bir ralli gerçekleştirebilir bilir düşüncesindeyim. Çünkü burada da bir düğümü atmış görünüyor bakınız. Düğüm de atılmış. E, alışlar da var. E, küçük miktarda bir satışa girse de erasayı eksilerde gelse de Dogalon Mars bir anda fırlayacak durumda. 15 dolarlarda. 0.50, 10 dolarlara kadar çekilmişti geçen düşüşlerde. Bakınız buradan bir anda toparladı. Tekrar nereleri test etti? 18.80'leri test etti. Evet, Baby Dog'a bakalım. Arkadaşlar Baby Doge'de de küçük çaplı bir yukarı yönlü hareket var. Çünkü bunlara da bakıyoruz. Bunlara da yatırımı olan kardeşlerimiz var. Merak edenler var. Onun için bakmışken Baby'sine, Akita'sına bakacağız kardeşlerim. Evet, b de fiyat şu anda e, 8-9-0 yukarıda e, fiyat hareketleri yatay şekliyle devam ediyor diyebiliriz. Akita, arkadaşlar Akita'da da e, aynı şekilde 5-0-16'larda o da yatay şekliyle şimdilik %4'lük bir düşüşü geri çekilmesiyle yoluna devam etse de EMA 50 günlük ortalamaların üzerinde görünüyor. Geldik Flok'a, bakınız arkadaşlar. Dün Musk'ın attığı tweetin ardından %27'lik bir yukarı yönlü hareketinin yapan e, ee, Floki Ino Musk'ın tweetinin ardından bu yükselişi yaptı. Şimdi de yataya bağlamış durumda ama alışların da olduğunu, RSI'nin %50'nin üzerinde hareket ettiğini, %4'lük bir geri çekilme olsa da yönünün yukarı olduğunu söylememiz mümkündür. EMA 50'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 0.30-13 dolar bandında an itibariyle. Evet kardeşlerim, Ne yapıyoruz? Metaverse coin'lerine geçiyoruz. Metaverse coin'lerinden Aks'a bakıyoruz. Arkadaşlar Aks an itibariyle evet e, küçük bir yeşillik mumlu görünse de 4 saatlikte satışların olduğunu ve fiyatının 106 dolar seviyelerinde olduğunu söylememiz mümkün. O da bugünkü düzeltmesini yapıyor. %2'lik düzeltmesi var. Evet Gala'ya bakıyoruz Gala 1.60'lık bir düzeltme var 0.48'lerde tekrar 50'nin altına indi Biliyorsunuz 52'nin üzerine atmıştı kendini Ama EMA 50 günlük ortalamalarında üzerinde 200'ün altında seyrediyor Erasay'da eksi yöne doğru kaymış durumda Yani biraz daha geri çekilebilir The Sandbox arkadaşlar Güzel bir yükselişin ardından ne yaptı? Yükselen düşen Yükselen şimdi yataya bağlamış durumda her an dönebilir. 6 dolar 70 seviyelerinde trend olarak yükselişli olduğunu söylemiştik zaten. EMA 50 ve 200 günlükte ortalamaların üzerinde ve e, alışlarında sürdüğünü söyleyebiliriz. Mana'ya bakıyoruz. Mana'da da %3.70'lik bir e, fiyatlama var. Yani 4 dolara doğru hareket oluşabilir. EMA 50 günlük ortalamalarında üzerinde seyrediyor an itibariyle. Enjin. Engine de arkadaşlar güzel bir çıkış yaptı. Bakınız basamak basamak gidiyor. Şimdi bu basamağın aynısını buraya yapıyor. Enjin bir anda kendini 3.5 dolar ve üzerine atabilecek duruma sahiptir. Şu anda EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde çalışıyor. Çizdiğimiz formasyonlar şıkır 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 çalışmış kardeşim. Evet yolu açık olsun Enjin'in. Alice'ye bakıyoruz. %1.8'lik geri çekilme düzeltmesi var. 14 dolar seviyelerinde. 15 doları iğneledi ve kramadı. Eğer kırarsa 20 dolar yolculuğu Alice için de başlayacaktır. TLM'de bakıyoruz. TLM'de de %2'lik geri çekilme var 0.23 dolar seviyelerinde ama yönün yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Evet, daha önce 0.24'ü iğnelemiş durumda. Blokeye bakıyoruz. Blokede de yine 2'ye yakın geri çekilme 0.062'lerde an itibariyle yatay şekliyle yoluna devam ediyor. Gelelim buradan e, arkadaşlar, katman bir coin'lerine, layer. Arkadaşlar, AVAX'a bakıyoruz. AVAX şu anda 110 dolar, 111 dolar seviyelerindeyiz. Evet ama AVAX'da ters bir formasyon var. Ama e, 50 günlük, evet 50 günlük ortalamaların altında 200'ünde üzerinde tutunmaya çalışıyor ve bir ters formasyon var. Biraz daha yatay gidebilir, dikkat diyoruz. Ama avaksın yolu vardır kardeşlerim. Bu orta ve uzun vade yatırımların neler olduğunu bütün videolarımda anlatıyorum zaten. Bu konularda panik yapmadığınız sürece, elinizdekileri kaptırmadığınız sürece e, yani aşırı şekilde bir zararınız olmayacaktır. Çünkü alış satışlarda da zarar ilave ettiğinizde düşen e, formasyonlarda zararınız büyüyebilir. Tabii ki buradaki anlattıklarımızın hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi de değildir kardeşlerim. Sol anaya bakıyoruz. Küçük bir yeşillik var. Sol da sanki hareket başlıyor gibi. 193 dolar seviyelerinde. Evet küçük bir yeşillik. Ema 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde alışlarında olduğunu. Fakat Erasa ile mum grafikler arasında bir tezatlık olduğunu, ters hareket olduğunu söylememiz de mümkündür. Cardano'ya bakıyoruz. Cardano'da da arkadaşlar yavaş yavaş bir yukarı yönlü bir türlü 1.5 doların üzerine atamadı kendini. Evet 1.49'a kadar iğneledi tekrar geri çekildi. Bu şekliyle şimdilik devam ediyor diyoruz. Fantoma dikkat kardeşlerim. Fantom güzel bir çıkış yakalamış görünüyor. EMA 50 ve 200 günlükte ortalamaların üzerinde fantom. Eğer burada bakınız eğer burada bir kesişme Gerçekleşirse şurada bir düğümü atarsa Fantom %15-20'lik bir yukarı yönlü yükselişine devam edebilir. Dikkat diyoruz takip edilmesine fayda vardır. Çünkü RSI dönmüş yukarı. Evet stokastik RSI'ımıza bakıyoruz dönmüş. Alışların olduğunu görüyoruz. Fantom destekten uzaklaşmış. direnci ineriyor şu anda. Öyleyse Fantom için takip edilmeli diyebiliriz kardeşlerim. DOT'a bakıyoruz. DOT'ta da ee, ne var? yüz 28 dolar 80 cent seviyelerinde ne düşüş ne de yukarı yönlü bir hareket 0 0 da devam ediyor ama yönünün yukarı olduğunu söylememiz doğru olur. Çünkü yeşil mumların ikisini yakmış durumda dirence doğru yanaşıyor destekten de oldukça uzak bakınız. Evet 30 dolar ve üzerine çıkma şansı daha yüksek görünüyor bu grafiğe göre. Algorant'a bakıyoruz. Algorant'ta da 1.52'lik ne var arkadaşlar? Ee, bakınız burada e, 1.59 e, dolar yani 1.60, 1.5 doların üzerinde diyelim. E, 1.5'lukta bir yukarı yönlü hareketi var. Kırması gereken 1.65 direnci var. Desteğinden uzaklaşmış. EMA 50 günlük ortalamaların ve 200 günlük de ortalamasının üzerinde seyrediyor. Öyleyse Algonat'tan da bekleyin bir hareket. Tekrar 2 dolar ve üzeri her an gelebilecek pozisyona sahiptir. Bitcoin yeter ki yeşile dönsün. Tron'a bakıyoruz arkadaşlar. Tron evet Tron'da da e, kırmızılık devam ediyor şimdilik. Fiyat 0.080'lerde. EGLD'ye bakıyoruz. Evet 253 dolar seviyelerinde. Onun da yönü yukarıya yönlü. 50 günlük ortalamaların üzerinde olduğunu söylememiz mümkündür. KDA'ya bakıyoruz onda da yol yukarı yönlü devam ediyor. Peki katman eee ikilere bakalım arkadaşlar ne varmış? Arkadaşlar matik katman 2'de matik şu anda %2.71'lik yukarı yönlü hareketiyle devam ediyor gibi duruyor. Evet. EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde erasayda onu destekliyor. Yön gidiyor arkadaşlar yukarı düşen takoz yükselen grafik şeklinde. Ee, yükselişine devam edebilir. Matiyede dikkat diyoruz. Leopring'e bakıyoruz. Leopring, Leopring kardeşim küçük bir kırmızılıkla e, yatay şekline bağlamış görünüyor ve 2 dolar 26 seviyelerinde 2.37 direncinde takıldı tekrar geri döndü. Şimdilik yatayına devam ediyor. Clear Network dün güzel bir çıkış yaptı arkadaşlar. Nereyi te test etti? 0.092'ler test etti. Çıkışı devam edecektir. Küçük kırmızılıklar bizleri aldatmasın. Clear Network sıfırın birini her an atacak duruma gelinmiş görünüyor şimdilik. Omega Network'e bakıyoruz. O da yataya bağladı. 6 dolar 79 cent seviyelerinde şimdilik evet küçük bir kırmızıyla yatay şeklini koruyor. Ama trend olarak yönünü yukarıya çevirmiş ve 50 günlük ortalamalarında üzerinde. Ama küçük bir satışlarında olduğunu söylememiz mümkündür kardeşlerim. Evet gelelim listemize. Listemizden birkaç tane coin izleyelim, onun ardından inceleyelim, onun ardından da yolumuza devam edelim. Arkadaşlar, Terra Luna. Luna yeşile devam ediyor. Yüzün üzerinde atamadı, attı kendini kalamadı yalnız. Hedefimiz 100 dolar zaten geldi. E, Luna şimdilik bir e, nereye gidecek karar aşamasında. 100 dolardan daha nereye kadar yukarı gidecektir. Geri çok çekilmeyecektir kardeşim. Onun gideceği yer bellidir. Yüz, yüzü devirdiği an duracağı 110, 118, 120 şeklinde adımları ağır ağır gidecektir diye düşünüyorum ben. Çiliz. Çiliz'de bugün bir hareketlenme var. Çiliz'e dikkat diyoruz. %3'e yakın bir yukarı yönlü hareketi ve 0.32'lerde bir anda tekrar burada direnci olan 0.40'lara doğru hareket edebilir alışların olduğunu, era sayında desteklediğini görüyoruz kardeşlerim. Evet, Vechain'e bakıyoruz, e, yataya bağlamış görünüyor 00.93'te, her an 0'ın birini atabilir. Vechain'de de durum bu, VTHOR %1'lik bir geri çekilmesi var arkadaşlar. BitTorrent, BitTorrent'te de 00.27 dolar seviyelerinde, onun da buçukluk geri çekilişi ve yatay şekliyle yoluna devam ettiğini, EMA 50 günlük ortalamanın üzerinde 200 günlüğünde altında seyrettiğini söyleyebiliriz. Erasa ile bir ters orantısı var an itibariyle. Evet. CHR'ye bakıyoruz arkadaşlar. CHR'de de bakınız. Yukarı yönlü bir hareket henüz görünmüyor. 0.80'lere kadar geldi. Hatta 0.89'u iğneledi. Şimdilik geri çekilmesi tamamlamış gibi görünse de Bekleyip görmekte fayda var diyorum. yüzde %1.65'lik yukarıda. Evet yukarıdaki dirence sarılmış görünüyor. Direnci bırakmıyor bakınız. Eğer bu direnci kırarsa güzel çıkışlar dent de yapabilir. Harmoni de bugün güzel yükseliş olabilir. Bakınız çünkü düğüm atılmış görünüyor. %5'lik yukarıda fiyat 0.26'larda 30'u test edebilir Harmoni bugün. CRO'da da yavaş yavaş e, yukarı yönlü hareketin başlayabileceğini tam düşünebiliriz. Çünkü destekten uzak dirence yakın seyrediyor gördüğünüz gibi. Evet. Daha sonra bir de alttan birkaç tane bakalım arkadaşlar. SLP %2'lik bir geri çekilmesi var. Evet fiyat 00.31 dolar seviyelerinde SLP'de yatay şekliyle yoluna devam ediyor. Ripple'a bakıyoruz arkadaşlar. Ripple'da %1'lik geri çekilme var. 0.91 seviyelerinde. Ripple birazcık daha çekilebilir mi? Ama burada bir düğüm var. Dikkat diyoruz. Ripple'a biraz izlenmesi gerekebilir. Fakat satışlar peşini bırakmıyor tabi. Sağa sola bir sürü cüzdanlara para taşınıyor. Oradan borsalara taşınıyor. Hareketlilik devam ediyor Ripple'da birinin üzerinde tutulamadı biliyorsunuz. 1 doların üzerine attı kendini tekrar 0.99. Eğer 0.88'i de denerse altına inerse 0.55'lere kadar geri çekilebilir Ripple diyoruz. EOS'ta İlost. da 0030'luk bir fiyat hareketi var 35'lik. Evet o da yatay şekliyle ama EMA 50 ve 200 günlükte ortalamaların üzerinde hareket ettiğini söylememiz mümkündür. IOTA, küçük bir yeşillik 1.38'lik bir, bir yeşillik var. Fiyatı da 1.33 dolar seviyelerinde. Evet. 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Ayotaya dikkat diyoruz bu grafiğe göre. Evet yukarıda bakabileceğimiz silika'ya arkadaşlar. Silika'da da bakınız farklı bir formasyon görünüyor şu anda. 50 günlük ortalamanın zaten üzerindeydi. 200'ün de üzerine çıkmış durumda. 200'de kendine destek edinmiş ve yukarı yönlü hareketi devam ediyor. Daha önce gördüğü 0.076 direncini tekrar deneyebilir. Şu anda 72'lerde görünüyor. Straksa bakıyoruz arkadaşlar. Onda da bakınız şöyle pardon Strax'da yeşil mumlar yansa da an itibariyle onda da %2'ye yakın ne var? Bir geri çekilme görünüyor. Fakat o da bir düğümü atmış durumda. Straksan her an bir yukarı yönlü hareket gelebilir, takip edilmelidir. Evet. STX. Evet Straksa şimdi bakıyoruz. Az önceki baktığımız STX arkadaşlar. STX'den yukarı yönlü hareket gelebilir. Straksa bakıyoruz. Straksa da onda da aynı şekilde yukarı yönlü hareket var. Küçük miktarda bir yeşillik buçuk dolar seviyelerinde. Onun da yukarıda bir altıları test etme durumu olabilir ontologi. Ontologi kırmızılıkta devam ediyor. Kırması gereken 0.76 nesi var? Direnci var. Altta da 0.64 desteği. Ama buradan önce EMA 50 günlük ortalamaların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Palkadot arkadaşlar 28 dolar seviyelerinde ve yolu bu şekli. Evet, Dot'u da incelemiştik zaten. Tekrar incelemiş olmayalım. EOS'a bakalım. Arkadaşlar EOS %1.5'luk geri çekilmesi ve 3.30'larda şu anda. Evet. Bir de XTZ diyelim. XTZ'de de arkadaşlar %3'lük yukarı yönlü hareket var. E, o da kendini 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine atmış görünüyor. Arkadaşlar piyasa genelinde fiyatı da 4 dolar 70 sen 5 dolar hareketi olabilir. Piyasa genelinde bir ee, pazar düzeltmesi yapalım mı yapmayalım mı? Yapalım mı? Yani tam bir kararsızlık var bugün şimdilik. Öğleye doğru bu piyasada durumlar belli olacaktır. Yani şu anda burada saat 10, Türkiye'de 12 buçuktur. burada 11 10 buçuk falan. Ee, yani buraya saatiyle öyleye doğru diyorum yani Türkiye saatiyle o zaman ne oluyor? ikinci'ye yaklaşıyor. Yani inşallah akşam üzere güzel bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hep biliyorsunuz akşamları başladı. Pazar düzeltmesi sabahları güzel yeşilken piyasa akşamları komple kırmızıya döndüğünü biliyoruz, hatırlıyoruzdur. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.